Bir kadına arkasından bu tip bir paylaşım yapıyorsa bir erkek, kusura bakma. Bak bunu söyle. Eğer bak, bu şimdi bak bu doğru bir yapıyorsa, şey. Hayır ama şimdi eleştiririm. Ayrıca Cem Yılmaz'ın direkt bunu Ebru Şallı'ya deyip demediği de meçhul. Yani bu tabii ki bu mesele üzerine direkt bunu etkisiz eleman diye paylaşınca hemen Ebru Şallı'ya yorumlanıyor. Ama tabii ki herkesin kafasına ilk gelen bu mesele. Etkisiz eleman nedir diye paylaştı. Bir de E harfi var bak burada. Evet. Şeyin aynen. Üstünde grafiğin, gördün mü? Grafiğin üstünde de E harfi var. Evet, E harfi var ama o A çemberi, E karesi falan filan gibi matematik şeyleri. Peki burada C yok ama. A var. Neyse yani şimdi, bana göre bu, bak bu dediğin doğru olabilir. Yani Cem Yılmaz kimin hayatında etkili falan yaklaşımı doğru değil ama bana göre. Yani Türkiye'de bir adamın bir kadın için söylemi o kadının değerini yitirmesine neden olsa da bana göre de bir kadının bir erkek için söylemi en az o kadar önemlidir. Yani Cem acaba Ebru'nun hayatında düşündüğü kadar yer alabildi mi? Veyahut önemli olabildi mi? Hı hı. Veyahut da sevdi mi? Yani o anda insanın karşısına hepimiz kadınız birisi çıkar, sana olan hislerini söyler, beğenisini söyler. Sen de bir şekilde karşılık verirsin veya vermezsin. Bu kadının suçu değildir ama bunun sonunda bir adam böyle etkisiz eleman diye bir şey paylaşıyorsa ve bunun çok zeki bir adam Cem Yılmaz, bunu paylaştığı zaman bunun Ebru'ya gideceğini biliyor. Hangi tabii. Kadınla beraber haberi çıkarsa çıksın, Ebru ile en büyük haberleri çıktı. Bu da bir gerçek. Devamlı bak Ebru ile alakalı Cem Yılmaz. Şu andaki kızla alakalı konuşmuyoruz. Gene Ebru ile alakalı konuşuyoruz. Dün konuşuyorduk canım. Merve tamam bir kere konuştuk. Konuşursun. Hep Ebru. Merve. Ama işin içerisinde gene Ebru vardı. Gene Ebru vardı, gene Ebru vardı. Ebru'suz haber bekliyoruz. Magazinciler dahil ediyor. Ebru'suz haber. Niye o magazinciler sence dahil ediyor Ebru'yu? Çünkü magazin değeri var Ebru'nun. Öbür türlü ikisinin magazin değeri bir kere çıkar Cem Yılmaz'ın sevgilisiyle. Çünkü o çok ünlü bir kız değil. Böyle çok wow bir kız değil. O yüzden de devamlı Ebru'yu katmadan yapın Cem Yılmaz haberlerine. Ayşe Hatun Önal'a ne diyeceksin? Ne olmuş? Ayşe Hatun Önal'la beraberken de bin tane haber var. Sanki Ebru dünyanın, Türkiye'nin en büyük starı. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Anladın mı? En büyük magazin figürü. Peki onu da söyleyeyim. Sen her gün Ebru çıkmadan olmuyor. Ebru olmadan olmuyor diyorsun. Hayatım diyorum yanlış ki yapmış. Niye Ebru'yu bu kadar dilimize doluyoruz? Yani ya adamın Ayşe Hatun da doğru. Ayşe Hatun da şey olduğunda. Ayşe Belgrad'da yürüdüler. Tamam. Sinan Akçıl olduğunda. Bir dakika. Ayşe Hatun'la Belgrad'da yürüdüler. Başka kare hatırlıyor muyuz? Cem Yılmaz'la. Bir de ayrıldılar. Onu hatırlıyoruz. Hmm. Olur, onun dışında Cem Yılmaz evine girerken, çıkarken beraber derken evet. Görüntü verdiler ve bunlar çıktı. Bunların çıkması normal. Tamam. Ama Cem Yılmaz Ayşe Hatun'dan ayrıldıktan sonra ve başkalarına anılırken, Ebru ile anılırken Ayşe Hatun var mıydı haberlerin içerisinde? Yoktu. Bundan bahsediyorum ben. Peki Sinan Akçıl'la Ebru Şallı bu kadar haber mi oluyordu? Madem çok büyük magazin figürü. Nasıl? Sinan Akçıl ne oluyordu? Sence olmuyorlar mıydı? Olur mu canım? Ne oluyordu? Sinan Akçıl'la Ebru Şallı o boşa ayrılma dönemlerinde çok fazla haber oldular. Çünkü yani Cem Yılmaz'la beraber oldu. Beraberken de yok ödül aldı. Ama yok, öyle bir şey Ebru Şallı'yla Sinan Akçıl beraberken Cem Yılmaz oldu. Şimdi Cem Yılmaz gibi bir adamla kim beraber olursa haber oluyor. Haber Cem Yılmaz'ın her şeyi haber oluyor. Haber oluyor. Ebru Şallı'ya ihtiyacı yok yani. Ben de burada Ebru Şallı'nın ihtiyacı olabilir Cem Yılmaz'a haber olmak için. No. No değil. İşte o zaman niye o zaman Cem Yılmaz işte o aynı Cem Yılmaz. İşte al yine konuşuyorsun. Tamam, Cem kızla Yılmaz'ın bir kere her gün konuşuyorsun bak. Cem Yılmaz'ı magazin basın, aç gazeteleri. Valla ben Cem Yılmaz'ı hep kadınlarla konuşuyorum. Hiç öyle bir şey yok. Bir tek Arif'in şeyini yaptı. Film çekiyor adam. Şimdi de kadınlarla konuşuyorum. Stand up yapacak konuşacaksın. Reklam çekecek ben konuşacaksın. Ben de diyorum ki abi Ebru Şallı bir kere. Ebru Şallı neyini konuşacağız? Ben de sana fotoğrafını konuşuyorum. Ebru Şallı'nın niye Ebru Şallı'nın yaptıkları yok değil mu mi yani? Niye? Yani o şimdi, da sosyal hayır kadını eleştirmek istemiyorum. Zorla beni kadına şey yapıyorsun. Hayır ya. Eleştirebilirsin ama şunu ne yapıyor o Ebru Şallı? Bana? Ne yaptınız? Bana söyle. Son Cem 5 yılda Ebru Şallı'nın yaptığı bir şey Cem Yılmaz'dan söyle bana. Ayrılmış dışında. Mı? Cem Yılmaz'dan ayrılmış mı? Ayrıldı. Peki. Mecbur mu Cem Yılmaz haberler içinde olmaya? Değil. Niye bir Cem Yılmaz? Niye like'lamaya mecbur mu? Hayır. Çıktı. Her şeyini like'lamaya ayrıldıysan ayrıl git yoluna. Ne yapıyorsan gitmiş yap. Gitmiş tamam unfollow etmiş. Gitmemiş bir demiyor işte. Ki kız devamlı her gün haber ayrılı yapıyorsunuz. Ayrılı bir yıl oldu. Bak bir yıl oldu. Her şeyini like'lıyor. Ya belki ya, arkadaştılar o sırada o zaman, ne var bunda? O zaman haberlerin de olması gündeme gelmesinden şikayet etme. Hayır unfollow bir kere edildi. Ben diyorum ki size Cem Yılmaz'ı ve kız arkadaşını Ebru Şallı'sız haber yapın diyorum ben de. Ebru Şallı'yı katmadan haber yapın. Lütfen. Cem Yılmaz Ebru Şallı'sız da Ebru Şallı'yla da neyle olursa olsun Cem Yılmaz magazin
basınının en büyük haber kaynaklarından bir tanesidir. Tamam. Ebru Şallı ile bunun hiçbir ilgisi yok. O zaman yapılmaz. Yapılmasın. Ebru Şallısız o zaman görelim şu. Ama kadın unfollow ederse bir yıl sonra. Mecbur muyum yani unfollow edeceğim diye de haber de olmak zorunda mıyım yani? Aha böyle bir şey göreceğiz var mı ya? Göreceğiz bakalım ya bundan sonra şeyi göreceğiz. Ebru Şallı'yı göreceğiz yani.